Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik kazanım kavrama testleri ile dersimize devam ediyoruz. 29. test. Geometrik cisimler 1'deyiz. Birinci sorum ile dersime başlıyorum. Birim küplerden oluşturulmuş şekildeki dikdörtgenler prizmasının hacmini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar ayrıtları buluyoruz ve ayrıt uzunluklarını çarpıyoruz. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası 2 birim. Burası da 4 birim. Çarpalım. 6 çarpı 2 çarpı 4 cevabım 48 birim küp olarak geldi. Dördüncü soruma bakıyorum. Yukarıda, yukarıdaki yapım eş küplerden oluşturulmuştur. Her bir küpün hacmi 3 cm küp olduğuna göre bu yapının hacmi en az kaç cm küptür? Bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane olduğu için 9 ile 3'ü çarpıyorum ve cevabım 27 cm küp olarak geliyor. 2 ve 5'e bakalım. Yüksekliği 8 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 96 cm küpmüş. Taban alanını istiyor. Arkadaşlar normalde hacim nasıl bulunuyor? Taban alanı çarpı yükseklikten bulunuyor. Biz hacmi biliyoruz. 96 Taban alanını bilmiyoruz arkadaşlar. Buraya taban alanı yazalım çarpı yüksekliği biliyoruz. Yükseklik 8. Buradan ben 96'yı 8'e böldüğüm zaman taban alanı arkadaşlar taban alanını 12 olarak buluyorum. Yani 12 santimetre kare. Beşinci soruma bakıyorum. Bir ayrıtının uzunluğu 60 santimetre olan küp şeklindeki boş bir akvaryumun yarısına kadar su ile doldurulacaktır. Buna göre bu akvaryumun yarısını doldurmak için kaç desimetre küp su gerekir? Şimdi arkadaşlar bize ne demiş? Küp şeklindeki bir akvaryum var. Ayrı uzunluğu 60. Bunun yarısına kadar suyu dolduruyoruz. Yani yüksekliği 30 oluyor. Tabanı 60 oluyor. 30 çarpı 60 çarpı 60. Burayı arkadaşlar çarpalım. 60 ile 60'ın çarpımı 3600 yapar. 3600 ile de ben 30'u çarptığım zaman 108 1000 santimetre küp olarak buluyorum. Kaç desimetre su gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi bu yarısı. Geriye yarısı boş kaldı. O yarısı için de 108 santimetre küp gerekecek. Peki bu dönüşümler yapacağız. Metreküp, desimetreküp ve santimetreküp. Santimetre küpü desimetre küpe çevirirken bir basamak yukarı çıktığım için 1000 ile çarpıyor. Pardon, 1000 ile bölüyorum. Burası bana 108 desimetre küp olarak geldi. Yukarıda ayrıtların uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik yapacağım. Taban alanı 6 çarpı 2'den 12'dir. Yüksekliği 3'tür. Buraya ben çarptığım zaman 36 santimetre küp olarak buluyorum. Altıncı soruma bakıyorum. Taban ayrıtlarından biri birinin uzunluğu 4 santimetre ve yüksekliği 8 santimetre olan kare prizmanın hacmini istiyor. Arkadaşlar bu bir kare prizma olduğu için tabanı karedir. Taban alanı nasıl buluyorum? 4 çarpı 4'ten. Yani taban alanı 16. 16 çarpı yükseklik yani 8. Ben burayı çarptığım zaman cevabımı 128 santimetre küp olarak buluyorum arkadaşlar. Sayfamı temizleyip devam ediyorum. Birim küplerden oluşturulmuş şekildeki dikdörtgenler prizması ile aynı hacme sahip bir kare prizmanın tabanının bir ayrıtının uzunluğu 6 birimdir. Bu kare prizmanın yüksekliğini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar ilk önce dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. Sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 burası 6 birim. Burası 3 birim. Burası 4 birim. Çarpıyoruz arkadaşlar. 6 çarpı 3 çarpı 4. 6 ile 3 çarptığım zaman 18 yapar. 18 ile de 4'ü çarptığım zaman 72 birim küp. Peki bize ne demiş? Aynı hacme sahip bir kare prizma daha çiziliyor. Bu kare prizmanın tabanının bir ayrıtının uzunluğu 6 birimmiş. Yani bu kare prizmanın hacmi de 72 birim küp. Biz arkadaşlar hac, e, hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Bir ayrıtının uzunluğu 6 birim ise taban alanı 36 olur. 36 çarpı haş 72 ise haş bana buradan 2 birim olarak geliyor. 10. soruma bakıyorum arkadaşlar. Şuraya basamakları yazalım. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp. İnilen her basamak için 1000 ile çarpılıyor. Çıkılan her basamak için 1000'e bölünüyor. Şimdi arkadaşlar. Birinci öncülüme bakıyorum. Sıfır tam yüzde %25. Yani 25 bölü 100 metreküp kaç desimetreküptür? Bir basamak aşağı indiğim için bir tane 1000 ile çarpıyorum. Burası 250 desimetre küp olarak geldi. Birinci öncülüm doğru. 2'ye bakalım. 8 tam 10'da 9'u 89 bölü 10 olarak yazıyorum. Desimetre küpü metre küpe çevirirken arkadaşlar bir tane daha 1000'e bölüyoruz. Ve burası bize şöyle yazalım. 89 bölü 10.000 oldu. Ve bu da bu şekilde geldi. Burası da yanlış oldum. Sayfamızı temizleyip 3. öncülümüze bakalım. 500 cm küp arkadaşlar metre küpe çevirirken bakın 2 basamak yukarı çıktığım için 2 tane bine böleceğim. Sıfırlar gitsin. Burası 5 bölü 10 bin oldu. Yani sıfır tam 10 binde 5 olarak gelir. Burası da yanlış oldu. 4. öncülüme bakıyorum. 4 bölü 5 desimetre küpü santimetre küpe çevirirken bir basamak aşağıya indiğim için bir tane 1000 ile çarpıyorum. 4000 bölü 5 olur. Bu da arkadaşlar 800 santimetre küpe eşittir. Dördüncü öncülüm doğru oldu. 1 ve 4. 11. soruya bakıyorum. 750 santimetre küp meyve suyu alan şişelerden 120 tanesini tamamen doldurmak için en az kaç metre meyve suyuna ihtiyaç vardır? Arkadaşlar şimdi bir şişenin en fazla alacağı meyve suyu ne kadarmış? 750 santimetre küp. Bunlardan 120 tanesini dolduracağız. Ne yapıyoruz? 750 ile 120'yi çarpıyoruz. Burası 90 bin santimetre küp olarak geldim. Şimdi arkadaşlar basamakları yazalım. Metreküp, desimetreküp ve santimetreküp. Ne yapıyorum arkadaşlar? Santimetreküpten metreküpe 2 basamak yukarı çıktığım için 90 bini 2 tane bine bölüyorum. Ve burası bana 0 tam %9 metreküp olarak geldi arkadaşlar. Yani 0 tam %9 metre küp meyve suyuna ihtiyaç vardır. 8. soruya bakıyorum. Birim küplerden oluşan yukarıdaki yapı en küçük hacimli dikdörtgenler prizması ile tamamlanacaktır. Bu iş için kaç tane birim küpe ihtiyaç vardır? Kaç tane daha? İlk önce bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Burası 3 birim. Burası ise 5 birim. Yükseklik 5 birim. Hacmini bulalım. 4 çarpı 3 çarpı 5. Burası 12. 12 çarpı 5'ten 60 olarak geldi. 60 birim küpmüş prizmanın hacmi. Peki kaç tane var şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 60'tan 10'u çıkarıyoruz. Ve de 50 birim küpe ihtiyaç olduğunu buldum. Şöyle küçültelim ve 9 ile 12. soruya birlikte bakalım. Birazcık aşağıya inelim. Tamam. 9 soru demiş ki ayrıtlarının uzunlukları 8 metre, 3 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun içerisine bir ayrıtının uzunluğu 50 santimetre olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane konulabilir? İlk önce dikdörtgenler prizması şeklinde olan deponun hacmini bulalım. 8 çarpı 3 çarpı 2. Burası arkadaşlar bize 48 metre küp olarak geliyor bunu bir santimetre küpe çevirelim. İki basamak aşağıya indiğim için iki tane bin ile çarpıyorum. Ve burası 48 milyon santimetre küp olarak geldi. İçerisine bir ayrıtının uzunluğu 50 santimetre olan küplerden konulacakmış. Bunun arkadaşlar hacmini bulalım. 50 çarpı 50 çarpı 50 bize hacmini verecek. 125 bin santimetre küptür. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 48 milyonu 125 bine böleceğiz. Buradaki arkadaşlar bölme işlemini yaptığımız zaman biz cevabımızı 384 olarak buluyoruz. C şıkkımızın 384'ü işaretledik. Son soruma 12. soruma bakıyorum arkadaşlar. Şekil 1'de verilen şurayı temizleyelim. Şekil 1'de verilen ve ayrıtların uzunlukları 12, 20 ve 8 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın yarısı su ile doludur. Yani bakın şurası 10 santimetre burası 10 santimetre. Bu kap yan yüzünün üzerine yatırılarak şekil 2'deki konuma getirildiğinde kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur? Arkadaşlar şimdi biz ilk önce şekil 1'de bulduğumuz verilerle kaç santimetre küp su var onu bulacağız. 8 çarpı 12. Burası bize tabanı veriyor. Çarpı yükseklik 10. 8 ile 12'yi çarptığım zaman 96 olur. 10 da çarptığım zaman 960 santimetre küp su varmış. Şimdi burası 8, burası 20. Bakın taban alanımız kaç? 160. Biz arkadaşlar yüksekliği bulmak için ne yapıyoruz? 960'ı 160'a bölüyoruz ve yükseklik bize 6 cm olarak geldi. A şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.